Kur'an'ın tesiri. Kureyş'in imana gelmemiş ulularından Velid bin Mugire bir gün Resul-i Ekrem'in huzuruna gelerek "Bana biraz Kur'an oku da dinleyeyim." dedi. Hazreti Peygamber de Nahl suresi 11. ayet-i kerimeyi okudu. Meali: Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlarınıza bakmayı emreder. Edepsizlik, kötülük ve aşırılıktan sizi men eder. Allah düşünüp anlar da tutarsınız diye size öğüt veriyor. Bunu can kulağıyla dinleyen Velid, Allah'a yemin ederim ki bunda büyük bir tat ve pek çok güzellik vardır. Çok derin ve faydalı bir söz. Bu sözü insanoğlu söyleyemez diye hayranlığını bildirdi ve oradakilere dönüp, sizin aranızda şiiri benden daha iyi bilen kimse yoktur. Şiirin her nevini ve cinsini hepinizden iyi bilirim. Muhammed'in okuduğu kelam onların hiçbirine benzemez. O söz her sözden üstündür. Onun üstünde hiçbir söz söylenemez dedi. Yine bir gün Resul-i Ekrem, Harem-i Şerif'in bir köşesinde otururken karşı tarafta da müşrik Kureyşliler oturuyordu. Onların ulularından Ebu Velid diye tanınan Utbe bin Rebiya oradakilere, ''Ne dersiniz bilmem, gidip Muhammed'e biraz nasihat etsem, bizden ne istersen verelim ve seni istediğin mevkiye çıkaralım, yeter ki bizim ilahlarımıza söz atma, dinimizi kötüleme.'' desem. Olur ki kabul eder de aramızda bu çekişme gider deyince müşrikler, hay hay bir kere de nasihat ediver dediler. Bunun üzerine Utbe Resul-i Ekrem'in yanına geldi, birçok sözler söyledi, kendi kanaatince birçok nasihatlerde bulundu. Resul-i Ekrem, sözün bitti mi diye sordu. Utbe, evet diye cevap verince Hazreti Peygamber, öyleyse şimdi beni dinle dedi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fussilet suresini secde ayetine kadar okudu ve secde ayetine gelince kalkıp secde etti. İşittin mi ey Eba Velid dedi. Utbe, işittim. İşte sen, işte o diyerek yerinden kalktı ve perişan bir halde arkadaşlarının yanına gitti. Müşrikler ne oldu diye sordular. Hiç sormayın. Bir söz işittim ki ömrümde onun eşini işitmemiştim. Allah'a yemin ederim ki bu söz şiir değil, sihir değil, kahinlik değil. Ey Kureyş oğulları, beni dinlerseniz bu adamı kendi haline bırakınız dedi. Ona ne diyelim? Müşrikler birbiri ardınca gördükleri mucizeleri ve ard arda inen ayetleri işitip Resul-i Ekrem hakkında ne diyeceklerini şaşırdılar. Kimi mecnun, kimi sihirbaz, kimi de şair dediler. Hiçbirinin uymadığını kendileri de anladılar. Hatta Kureyşliler İslam dininin etrafa yayılmasından korktukları için bir hac mevsiminde bir araya toplandılar. Her taraftan Arap kabileleri gelmek üzeredir. Muhammed hakkında ne diyeceksek karar verelim ve söz birliği yapalım da birbirimizi yalancı çıkarmayalım dediler. İçlerinden bir kısmı kahindir diyelim dedikleri zaman Velid bin Mugire kahin değildir. Sözleri asla kâhin sözüne benzemez dedi. Öyleyse mecnundur diyelim dediklerinde Velid bin Mugire yine mecnun desek kim inanır? Onda asla delilik yok dedi. Bunun üzerine bazıları şairdir diyelim dedikleri zaman Velid bin Mugire yine şair de değildir. Çünkü biz şiirin bütün inceliklerini biliriz. Onun sözleri şiirin bu hususiyetlerine uymaz dedi. Şair değilse sihirbaz diyelim dedikleri zaman yine Velid bin Mugire sihirbaza neresi benziyor? Okuyup üfürmesi yok, düğün bağlaması yok, sihirbazlara benzeyen bir tarafı yok. Bundan dolayı ona sihirbaz da diyemeyiz dedi. Öyleyse ne diyelim dediler. Velid bin Mugire, ne demeli bilmem. Şu söylediğiniz sözlerin hiçbirisi ona uymuyor. Hangisini söylesek inanılmaz dedi. Hasılı ne diyeceklerine karar veremediler. Çünkü peygamberden başka ona yakışık alır bir sıfat bulamadılar. Orada o sözü söylemeye de gönülleri razı olmadı. Resul-i Ekrem ise her sene hac zamanı Mekke'nin dışına çıkıp gelen kabilelere ey filan oğulları diye hepsine başka başka seslenerek yerine göre uygun olan ayetleri okur ve onları hak dine davet ederdi. Bu suretle kabilelerden birçok kimseler İslam'a girdiler ve İslam dini Arabistan'ın her tarafına yayılmaya başladı.
Selemoğullarından birkaçı Mekke'ye geldi. Bazı Kur'an ayetlerini dinleyip Hazreti Peygamber'in önünde hemen Müslüman oldular. Sonra dönüp yerlerine gittiler. Peygamber'in hallerini, vasıflarını ve gördüklerini kabilelerine anlattılar. Onların içlerinden birisinin babası olan Amr bin Cemuh oğluna, "O zattan işittiğin sözleri bana söyle," demiş. O da Fatiha suresini okumuş. Amr, "Bu ne güzel sözdür. Başka sözleri de böyle güzel midir?" diye sorunca oğlu, "Daha güzelleri var," diye cevap vermişti. Yine köylü Araplardan biri, ayetlerden birini işitince yere kapanıp secde etmiş, "Bu sözün yüksek beyanına secde ettim," demişti. Bir başkası, Sure-i Yusuf okunurken 80. ayet-i kerimeyi işitince, "Ben şehadet ederim ki hiçbir mahluk buna benzer bir söz söyleyemez," demiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın imana gelmesine de şu hadise sebep olmuştur. Kendisi tanınmış şairlerdendi. Kardeşi Enis ise şiirde onun ve ona benzerlerin üstündeydi. Enis Mekke'ye gelip gitmiş ve kardeşi Ebu Zer'e peygamberin ahvalinden bahsetmişti. Ebu Zer, "Halk onun hakkında ne söylüyor?" diye sormuş. Enis de, "Şairdir, kahindir, sihirbazdır," diyorlar. "Fakat ben şairlerin sözlerini işittim ve şimdiye kadar yazılan ve söylenen şiirlerle karşılaştırdım. Yemin ederim ki hiçbirine uymaz ve bundan sonra ona şair demek kimseye yakışmaz. Hasılı Muhammed sadıktır ve onlar yalancıdır," diye cevap vermiş. Bunun üzerine Ebu Zer de hemen İslam'ı kabul etmiştir. Evet, Kur'an ne vezinli sözdür ne de bizim bildiğimiz nesirdir. İki kısmın dışında latif bir beyandır. Baştan aşağı berrak ifadeli ve edebi tarzdadır. Bütün Kur'an-ı Kerim ayetleri belagat, yani edebiyat bakımından birbirinden farklıdır. Fakat hepsi bir mucizedir. Yani eşini vücuda getirmekten insan acizdir. Önceleri Arap şairleri Kur'an ayetlerini tanınmış meşhur şiirlerle ölçmek ve kıyaslamak istediler. Sonraları onların hiçbirine benzemediğini ve beşer sözünü andırmadığını anladılar. Bununla beraber Muallakat-ı Seb'a, yani yedi büyük şairin şiirleri, Kabe duvarında asılı durur, ara sıra okunur ve edebi değer bahsine örnek olarak alınırdı. Belagat ve edebiyatın en üstün derecesinde bulunduğu Araplarca kabul edilen Hud suresi 44. ayet-i kerime nazil olunca en yüksek şairlere müthiş bir tesir yaptı. O vakit İmrül Kays'ın kız kardeşi Sa'd'ı. O ayet-i kerimeyi işitince artık kimsenin diyeceği bir söz kalmadı. Kardeşimin şiiri bile övünülecek yerde duramaz diyerek İmrül Kays'ın kasidesini Kabe duvarından indirdi. Öteki kasideler de daha sonra birer birer indirildi. Artık meydanda övünülecek, başlı başına bir edebi şaheser olarak yalnız Kur'an-ı Kerim vardı. Onun ifade ve manasının tesiri altında bütün Arap şairleri, edipleri tutuldu kaldı. Pek çokları Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna inandılar. Müminlerin bir kısmı, İslam dini uğrunda her şeyden vazgeçip akraba ve tanıdıklarını ve vatanlarını terk ederek Habeşistan'a gittiler. Kimisi de Ebu Talib'in mahallesinde kapalı yaşayıp müşriklerin eza ve cefasına katlandılar. Kureyş'in uluları bu kadar mucizeleri ve Kur'an-ı Kerim'in belagatini görüp acze ve hayrete düştükleri halde inatlarından dolayı inkarlarında ısrar ettiler ve sapkınlık içinde dalalette kaldılar. O zamanlar Araplar aşiret ve kabile halinde dağınık olarak yaşarlardı ve hepsinin kendi reisleri vardı. İdare onların elindeydi. Araplar kendi kabilelerinin reisleri bulunurken içlerinden başka birine uymak istemezlerdi. İslam şeriatinde fakir ve zengin, zayıf ve kuvvetli arasında fark yoktu. Kureyş kabilelerinin başları ise alelade halk ile beraber olmaktan utanırlardı. Bundan dolayı kabile reislerinden her biri kendine bağlı olanları Müslüman olmaktan ve İslam dinini etrafa yaymaktan men etmek için ellerinden geleni geri koymazlar ve buna bir çare ararlardı.